Beton zeminin üzerine, dizlerimizin üzerine, oraya gözümüzü bağlayarak oraya oturtturdular. Dizlerimizin üzerinden işte bağdaş kurmak vesaire gibi oturuş şeklimizi değiştirmek için bile izin alıyorduk. AK Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca, dönemin organize suçlarla mücadele müdürü olan Adil Serdar Saçan tarafından nasıl işkence yapıldığını ülkede bugün programında anlattı. Gecenin bir vaktinde sonra beni oturduğumuz yerden birkaç metre ilerisindeki tuvaletin arka tarafında bir odaya götürdüler. İlk beni aldılar işkence salonuna. Eski polis şefi Adil Serdar Saçan'la 1999 yılında İstanbul'daki Akbil operasyonu kapsamında gözaltına alınan AK Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca, Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu'nda karşı karşıya geldi. 4 gün boyunca nezarethanede tutulan Harun Karaca'yı karşısında gören Saçan, işkence yapmadığını iddia etti. Ancak arşiv görüntüleri eski polis şefini yalanlıyor. Yıl 1999, sendeleyerek yürüyen Necmi Kadıoğlu. İşkencenin izleri çok net bir şekilde belli oluyor. Bana en çok koyan zaten bu. Benim çocuklarım, siz 4 tane polisle evde nasıl bu şekilde tutarsınız? Bunu kim tasvip edebilir? Bana asıl koyan bu. Yoksa bana elektrik tutulması, ayarlarıma elektrik bağlanması bana bu koymuyor. Bunu ben yutarım. Bunu Türkiye adına yutarım. Ama çocuklarımı yapmayan şeyi tutamıyorum. Söz veremiyorum. Adil Serdar Saçan'a kanlı gömleğim hediye oldu. Tufan Mengi, o da işkenceden sonra yakınları tarafından alınıyor. Sırf istedikleri Tayyip Erdoğan. Onun hakkında ifade ver serbestsin diyorlar. Yavaş ya. Ya. Tayyip Erdoğan'ı Müslümanları satmamış. Ve Harun Karaca, gözaltına alınarak işkence görenlerden biri de oydu. 4 günlük gözaltıdan sonra yaşadıklarını basın toplantısında anlattı. Yani buradan sonra basın toplantısından sonra ne olacağımızı bilmiyoruz. İzleniyoruz, evimiz dinleniyor, telefonlarımız dinleniyor. Biz hayatımızda ilk defa böyle bir yere düşmüş insanlarız. Ne olduğunu bilmiyoruz. İlk defa gördüğümüz yerler. Onun için de doğrusu... Bakın Adil Serdar Saçan dedi ki bana odasına götürdü, benim gözlerim bağlı. Ellerim, 7 gün yerde betonda oturttular ve hiç uyutmadılar 7 gün. Yani uyanın mutlaka uyudu. Yani artık beynimi çatlatacak hale getirdiler o derece. Yerle dedi, betona bak dedi, beton yerle. Ayağın arasında ne kadar mesafe var dedi. Ölümünle hayatın arasında bu kadar mesafe var dedi. Yani ona göre tavrını koy dedi. Yani artık kim bilir, yani intihar etti de denebilir tabii. Çünkü oldu biliyorsunuz emniyette. İntihar etti diye. Bitti o kadar yani. Hakikaten intihar etmiş olabilir. Etmemiş de olabilir. Şahidin yok, ispatın yok. Pencereden attı kendini dese bitti. O kadar. Atmıştır yani. Nasıl ispat edeceğiz? Ben dedim siz ne diyorsanız hepsine uyacağım. Yani ne yapacaksa. Ama buna rağmen muazzam işkence gördüm. Yani muazzam işkence gördüm. Ve ben kimseye de bunu söylemedim. Yani işkencenin mesela arkadaşlarımız sakatlandıkları için şikayetçi oldular. Yani genç yaşta mesela genç kız birinin belini çıkardı, birinin kolunu çıkarttılar. Yani mahvettiler askılarda. Yani elektrik almayan hiç kimse yok bizde. Elektrik vermeyen hiç kimse yok. Ben dahil. Ya muazzam işkence yaptılar. O işkence ortamında bana getirdiler. Sen dediler çete lideri misin? Evet ben çete lideriyim dedim. Kan kampanyası sen mi yaptın? Evet ben yaptım dedim. Şu kadınları hiç tanımadığım insanlara bana laf söylettiler. Yani mesela hiç tanımam, bilmem, etmem. Bunları sen yaptın? Evet yaptım dedim. Sıkıysa deme. Yani kaç defa provası yapıldı. Sonra getirdiler beni kameranın önüne oturtturdular. Biliyorum gizli kamera çekimi yapıldığını. Şimdi anlat aynı şeyleri dediler. Aynısı anlatmış. Sonra iftiharla televizyonda yayınladılar. Baktılar nasıl konuşuyor. Bülbül gibi şakıyor diyorlar. Kardeşim sen o kadar elektriği alırsan, o kadar işkence ve ölüm tehdidi altında olursan ve o kadar insanları kurtarmak istersen kabul etmenin dışında ne yolun var? Yanımızda avukat yok. Avukat yok. Avukatsız alındı ifadeler. Ve kahredici bir işkence. Yani tahmin edeceğiniz gibi bir işkence. Adil Serdar Saçan da benim aklıma gelen ikinci isimsinle ilgili işkence, çok ciddi işkencelerden geçtiğinizi hem siz de söylediniz hem o dönem takip de etmiştik. Size işkence etti mi, burada açık açık sorayım, Adil Serdar Saçan?
Ben şikayetçi olmadım ama emniyetteyken bizi yanda bir odaya aldılar. Herkes işkence aynı odaya alıyorlar. Evet. Ayaklarımdan sağ ve sol ayaklarıma kablo bağladılar. Sağ ayağıma elektrik verdiler, baş parmağına. Baş parmağında şiddetli yanık oluştu. Şehir elektriğinin etkisiyle. Ben şiddetli sancıdığını, azap duyduğumu söyleyince de Adil Serdar Saçan topuyla ezdi ayağımı. Evet. Ve tırnak yuvam koptu. Evet. Yani şu an yok orada. Ama ben şikayetçi olmadım. Arkadaşlarım şikayetçi oldular. Hepsi adli tıptan rapor aldılar. Yani kiminin kolluğunu çıkarttılar, kiminin omzunu çıkarttılar. Hepsi sakatlandı. Kiminin gözünün de hasar meydana geldi. Adli tıp raporları peş peşe mahkemeye sunuldu. Bin küsür sene kadar bunlardan hapis istemi var. Genç kız arkadaşlarımıza akıl almaz işkenceleri yaptılar. Yani, kardeşime yaptılar. Tabii. Yengeme yaptılar. Ben gece mesela 2'de 3'de... Peki siz neden şikayetçi olmadınız? Efendim? Siz neden şikayetçi olmadınız? O devirde şikayetçi olsan alıp adamı götürürler. Yani bin beterini yaparlar. Çünkü evet. Kokain komplosunu yapacak kadar cesur adamlarla ben o devirde niçin uğraşayım? Evet.